Peki bir de sarı nokta hastalığı diye bir şey var. Tam olarak açılımı nedir sarı nokta hastalığının? Sarı nokta yani makula dediğimiz cisme baktığımız zaman bakmış olduğumuz cisim gözden merceğe gelir. Mercek bunu ters çevirerek sarı noktaya gönderir. Sarı noktada şekillenen resim beyni iletilir. Beyin bunu resim haline getirir. Şimdi sarı nokta resmin oluştuğu yer. Bir cisme baktığımızda resmin merkezi sarı noktada oluşur. Resmin çevresi periferik sinirlerde yani çevre sinirlerde oluşur. Mesela bu şuna benzer. Ben size baktım. Yüzünüzü makulayla görürüm. Kulaklarınızı ve çevresini periferik sinirlerle görür. Yani görmenin %90'ı makulada oluşur, %10'u çevre sinirde oluşur. Yaşlanan insanlar mesela yaşlandıkça makulada bu sarı noktada zafiyet başlar. Burada cisimcikler toplanır. Toplanırsa ne olur? Makuladaki dejenerasyona yaşa bağımlı makula dejenerasyonu YMB denir kısaca. İki türlü yaşa bağımlı sarı nokta hastalığı var. Birisi kuru, diğerisi yaş. Yaş olmasının sebebi şu. Damarlar burada bir damarlaşma olursa sonradan olan damarlaşmalar hafif kan sızdırır. Bu nedenle makulanın arkasında oluşan sıvı körlüğe kadar götürür. Peki bunu nasıl önleyebiliriz? Tedavisi nedir? Kısaca anlatırsak eğer vaktimizin sonuna geldik çünkü. Mersini forte, ginkgo forte. Yaban mersini görme zafiyetine karşı dünyada en etkili bitkidir. Klinik araştırmalarla belgelenmiş. Ginkgo ise gözdeki damarları açar, besler. Evet, çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Değerli izleyenler, bu akşam vaktimizin sonuna geldik. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşça kalın.